Bahçeli'nin İmamoğlu'nun amacı nedir sorusunu aktardık sizlere. Acaba niye böyle bir açıklamada bulundu Bahçeli dedik. Sipariş senaryo devrede il il gezmekteki amacı nedir? Kılıçdaroğlu memurlara değil İmamoğlu'na kafa yormalı dedi. Öte yandan İmamoğlu'nun bu seyahatlerde yaptığı açıklamaları da ekranlara getirdik. Türkiye genelini kapsayan zaman zaman değerlendirmeleri ve açıklamaları var. Buyurun Sayın Cevizoğlu sizi dinleyecektik sözü size bırakalım şimdi. Melik araya girmişti tam o sırada. Gene gireceksen diye ya şimdi konuş yok, ya son katkı, <laughs> katkı. sundum. Peki, katkı sundum. şimdi ederim. Ekrem <laughs> yani konuşmaya su katma da katkın öyle Hayır, olmasın. Yok, katkı sundum, tamam. Şimdi Ekrem <laughs> pardon Ekrem İmamoğlu ya da CHP Genel Merkezi yönetimi bu 10 tane büyükelçinin açıklamalarına mesela bir açıklamayla cevap vermiyorlar değil mi? Bir tepkileri yok görmedik. Mesela bizim dediğimizi diye diyemiyorlar galiba. Aynı şeyi Mesela söylüyor canım duysak. Genel merkez. Yani biz ne diyoruz özellikle? Kılıçdaroğlu diyor ki ya Salıverin Osman Kavala'yı diyor. Aynı şeyi söylüyorlar. Diyor? Hayır hayır, Kavala değil İmamoğlu ile ilgili. Bahçin hayır hayır. O, yok, hayır. diyor. Büyükelçileri söylüyor. Büyükelçileri söylüyor? Tamam, buyurun. Sayın buyurun. E, Hulki Bey. Doğru mu anladım ben? Doğru mu anladık? Evet. Ha, tamam, buyurun. Bir daha söyleyeyim o zaman. Şu. Bir daha söyleyeyim, hepimiz anlayalım. Şöyle. Şimdi Genel Merkez ve İmamoğlu 10 tane büyükelçinin Türkiye'ye evet. muhtıra vermesine cevap vermiyor değil mi? Bir nevi diplomatik muhtıra bu. Yani bunu askerler yaptığı zaman, 103 tane general yaptığı zaman neler oluyor? Başlarına neler geliyor mesela değil mi? Öyle olmadı mı? Evet. Şimdi asker, emekli askerler vay canına şunu yaptı dendi, başlarına neler geldi? E peki büyükelçilerin dokunulmaz, diplomatik dokunulmazlığı var diye... Her şeyi yapma hakları var mı? Melik az önce uluslararası diplomasi kurallarını okudu. Tabii, Viyana Sözleşmesi. Viyana Sözleşmesi'ni okudu ki bu Viyana Sözleşmesi'nde bunlar uluslararası sözleşmeleri yapanlar da aslında başı çekenler de kendileri bunları kur Aynı, kuralları aynen, koyuyor aynen. sonra aynen. uygulatıyor. E kendi kurallarına kendileri uymuyor. Ve çok özür dilerim. Orada diyor ki taraf olan bütün ülkeleri bağlar. Tabii. Nokta. Şimdi e, peki Genel Merkez ve İmamoğlu ya siz bize diplomatik muhtıra veremezsiniz demiyor. Gizliden gizliye de seviniyor. Yaşasın diye düşünüyorlardır. E, dostlarımız ve müttefiklerimiz, hani Millet İttifakı'nın içindeki müttefikler çoğaldı. Bunlara yabancılar da dahil oldu diye seviniyorlardır. Bu ulusal güvenlik için doğru bir şey değil. Şunu söylemeleri lazım. Bizim söylediğimizi hani doğru anladık mı dediniz edemi? Evet. Şunu söylüyorum. Biz ne diyoruz burada? Kardeşim Selahattin Demirtaş içinde, Osman Kavala içinde herkes için yani tutuklu olan, gözaltında olan, henüz hüküm giymemiş herkes için geçerli şudur. Suçu varsa hızlı ve hızlı ve adil yargılamayı yapacaksınız. Cezası varsa vereceksiniz. Cezası yoksa serbest bırakacaksınız. Şimdi CHP ve İmamoğlu'ndan bu cümleyi duymak istiyoruz biz. Evet Kavala'yı seviyoruz diyebilir. Demirtaş'ı seviyorlar zaten. Onu da seviyoruz. Bunlara adil yargılayın. Suçu varsa çeksinler. Yoksa bırakın. Ama yabancılar bu işe müdahil olamaz şeklinde cümle kurmalarını, kamuoyuna deklarasyonda bulunmalarını bekleriz demiyorlar. Herhalde gizliden gizliye büyük bir mutluluk duyuyorlar. Şimdi e, aslında Melik'ciğim senin üzülmene hiç gerek yok böyle. Yok İmamoğlu onu dedi bunu dedi falan böyle bir üzüntülü görüyorum seni. Burada üzülmesi gereken bir kişi var ya bir kişi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu o düşünsün bunu. Yani az önce reklam öncesinde dedim. Ya Ekrem İmamoğlu'nun herhalde başında bir amiri var, değil mi? Yurt dışına giderken izin almak zorunda belediye başkanları yasa geri. Yurt yurt içindeyken de olmalı. Şimdi siz okudunuz Başak Hanım. Önümüzde de bu sözler var zaten. 80 ne diyor İmamoğlu? 84 milyona ha bir de şunu söyleyeyim bunları okumadan. Belki onlar bizi dinliyorsa, dinlemiyorsa da nasıl olsa duyar. Şöyle düşünüyor olabilir. Yaşasın. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bakın bizden söz ediyorlar. Bu bize puan yazıyor diye düşünebilirler. Ama bilim öyle söylemiyor. Şimdi dediklerine bakalım. İmamoğlu 84 milyona ve İstanbul'a en faydalı işleri yapmalıyım. İstanbul zaten bu cümle içinde ikinci plana düşmüş. 84 milyonda ne işin var senin? Ankara Belediye Başkanı Ankara'dan sorumlu, İstanbul'da İstanbul'dan sorumlu. Hayır, 84 milyon diyor. Şimdi hedefi zaten bunları biz aylar öncesinden söylüyorduk. Evet. Değil mi? Ne diyordum ben aylar öncesi İmamoğlu için? Valla e, vallahi ve aynı şöyle diyordu. E, yani İmamoğlu defteri kapanmadı. İbre oraya döner. Ben de itiraz ediyordum. Ya, ne o oldu? itirazımı geri çekiyorum. Evet. E, yani yaptığım evet. bir iki görüşmeden sonra İmamoğlu ismi alan masada Ulki Bey özür hmm. diliyorum. Rica ederim. Ya yani size itiraz ettim. Sağ ben de dedim ki o defter kapandı, kapandı. Ha Aa, yani yok, kapanmamış. Tamam. Kapanmamış <laughs> <Peki>. yani. <laughs> şimdi bak, e, şimdi devam edelim. Ne diyor? 84 milyon birinci sırada. İstanbul'u zaten silmiş, gözünden atmış ikinci sırada. Gösterilen ilgi beni motive eden bir deneyim. Bak, beni motive ediyor demiyor. Beni motive eden bir deneyim. Hangi yolda deneyim kazanıyor? Cumhurbaşkanlığı yolunda. Ben şunu söylüyorum uzun zamandır. Ekrem İmamoğlu durdurulamaz. Kemal Kılıçdaroğlu ben genel başkanım bile dese İmamoğlu onu dinlemez. Dinlemiyor. Siz reklam öncesi dediniz ki e Ek Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaro Kılıçdaroğlu arasında rekabet mi dediniz? Ben benim itirazım bu cümleye şudur. Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile rekabete girmez. Çünkü benim gördüğüm akıllı ve bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz bir desteği de var arkasında rekabete girmeyecek kadar akıllı etra yapıyormuş gibi, uyuyormuş gibi yani genel başkanın, genel merkezin e tavırlarına, sözlerine uyuyormuş gibi yaparak etrafından dolanır ve bildiğini yapar. Bakın kaçıncı gezisi bu? E Türklere Tripoliçe katliamının yapıldığı, 10 bin Türk'ün çoluk çocuk öldürüldüğü, e 24 Eylül 1821'in yıl dönümünde Yunanistan'a gitti. Tarih bilinci olan insan bunu yapmaz. Şimdi Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da o fotoğrafı keşke herkes görse, getirseniz ekranı da biz de görsek. O e, sanatçının e, PKK'lıları simgeleyen ve duvarda olan o renkli e, bir tablo vardı. Onun önünde HDP Genel Başkanı orada, eş başkanı Mithat Sancar Hoca orada. Evet. Kim var yanında? Sırrı Sakık var. Peki bunlar organize olmuş gidiyorlar. Yani HDP'nin genel başkanı e, Ekrem İmamoğlu ile birlikte oraya gidiyor neredeyse onu karşıladı. Ha şunu diyebilirler, biz de inanmayız. Efendim sergiye ben de davet edildim diyebilirler. O da onların açıklamasıdır. İnanan inanır. Şimdi o sırrı sakık, bakın elimde bir yığın döküman var burada. Bu dökümanı okuyacağım. Ne açıdan önemli? Önce onu söyleyeyim. Şimdi Atatürk'ün partisiz, Atatürk'ün partisiz diyen CHP'nin adayı İmamoğlu, Atatürk'ün ilkelerine uygun ve Atatürk gibi davranmalı değil mi? Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Meral Akşener'e göre lider, onun gibi büyük lider. O zaman tarih bilinci olmalı ve onlara göre davranmalı. Atatürk'ün partisinin adayı ve Fatih Sultan Mehmet'e benzetilen kişi, Fatih Sultan <laughs> Mehmet Türklerin <laughs> fatihiydi değil mi? Bizans'ı aldı. Türklere katliam yapılan yıl dönümünde Yunanistan'a gitmedi Fatih Sultan Mehmet. Şimdi bu benzemiyor. Peki Atatürk'ün partisiz diyen partinin e, belediye başkanı Atatürk gibi davranıyor mu? Hayır. Sırrı sakıkla bağlayalım şimdi bunu. Sırrı sakık Atatürk'e ve Atatürkçülere hakaret etmiş birisi. Kendisi de söylüyor. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nden, diğer medyalardan aldığım çıktılar var önümde. Vaktiyle ne demiş? Eee... Geçen yılki Nevruz'da Batı'da Mustafa Kemal'in askerleri izleyenlere generali olsanız ne yazar? Yani Mustafa Kemal'in generali olsanız ne yazar? Bunlar it sürüleri dediği için hakkında dava açıldığını söyleyen o tarihte söylemiş Ağrı Belediye Başkanı o zamanki partisinin adı BDP BDP'li sırrı sakık diyor ki sözlerim yanlış anlaşıldı ben bunları vandallık yapanlara söyledim diye tweetler atmış. Yani sadece vandallara söyledim, Atatürkçülere söylemedim diyor ama aynı sözü o sırada polislere söylüyor. Ne diyor? Buradaki polisler, çekim yapanlar, not tutanlara aynı şeyi tekrarlıyorum. Onlar iç sürüsüdür. Onlar bu halka düşmanlardır diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden almıştım bu çıktığı. 18 Mart 2015, çarşamba saat 17.45 haberi bu. Şimdi bir taraftan ben Atatürk'ü e sevenlere söylemedim diyor ama aynı üslup oradaki polislere devlet görevlilerine söylüyor. Bunlar da it sürüsüdür diyor. Şimdi Mustafa Kemal'in politikacısı iseniz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlere generali olsanız ne yazar hepiniz it sürüsüsünüz diyen insanla fotoğraf vermez insan. Atatürkçü seçmen bunu nasıl sindirecek merak ediyorum. Dediğim gibi bu e, saf saf Masum, samimi inançlı, hakiki Atatürkçüleri rencide etmesi gereken bir durum seçmenleri. CHP Genel Merkezi'ni rencide etmiyor olabilir. Yani herhalde İmamoğlu'na sırrı sakın yanında niye duruyorsun demiyor. Belki de Kılıçdaroğlu'yla iyi polis, kötü polisi oynuyorlar. Ben bir taraftan Atatürkçüleri oyalarken, HDP'de de fotoğraf vermezken... ...sen öbür taraftan dolan sürekli olarak HDP'yle ilgili tweet at, onlarla birlikte git ağaç dik... Onların sergilerine git sırrı sakıkla e, HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'la görüntü verdiği olabilir bilmiyorum. Belki de demiyordur. Ama buna razı değilse Genel Başkan Kılıçdaroğlu bunu engellemesi lazım. Engellemiyorsa ya bu işe ortak yani bu siyasi plana ortak ya da gücü yetmiyor. İki tane ihtimal var değil mi? Kulağı sağır göz... Şıkkı. Efendim? Beş. Beş ıkımı. Ee, yani Öncü gözü görüyor kulağı da duyuyor Kemal Bey'in bunları medyadan görüyor. İşte e, iki kesinlikle. tane. Şimdi kimsenin günahını almayalım. Ee, i̇ki tane şık var ya. Gücü yetmiyor ya da bu siyasi plana ortak dediğini. Ali Bey direkt polis, Bey şık dediği için yarın birisi sorarsa ya bu Atatürk e, öyle e, öyle çünkü mesela ben az önce e, işte Rus gazetesine verdiği demeci de okudum. Mesela orada normalde Kemal Bey'in ismi masada ve Mesela şöyle bir şey dese İmamoğlu tartışma bitecek. Yani aday olması gereken bizim Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur dese bütün bu tartışmaları yapmayacağız. Ama Sayın İmamoğlu bu cümleyi hiçbir şekilde kullanmıyor. Hiçbir röportajında kullanmıyor. Ama, e, yani mesela deniyor ki adayım demiyor. Tamam. Yani belki Demez ki akıllı bir adam der mi ben adayım? Bu, kendisinin bu öyle bir isteği. Ama değilim de bir... demiyor. Çok pardon. Belki kendisinin İmamoğlu'nun böyle siyaseten bir isteği, bir hedefi, bir arzusu olabilir. Sizin gücün gücü yetmez şıkkına e, evet demenizi ben merak ediyorum. Niye gücü yetmesin Kılıçdaroğlu'nun? Gücü yetmez şıkkı değil de gücü yetmiyor mu şıkkına? Yani şöyle yani yetmiyor, çünkü evet. e, 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 yani İstanbul'da işte şöyle yani İstanbul'da seçim kazanmış bunun içinde HDP ve İyi Parti oyları da var. E, Sayın Akşener'in desteği de var. Fatih benzetmesi. Bütün bunlar İmamoğlu'na biraz güç katıyor. Yani şimdi mesela e, çok İmamoğlu'nu genel merkez doğrudan bir refüze etmeye kalkarsa e, ciddi anlamda bu de zarar ver. Burada böyle benim bir şey itirazım var diyor Hakan Bey. Böyle bir şey Bey. alamadık. Çünkü güçlü. Sözlerini bitirsinler. Ben... Peki. Ee, ya mesela tabii. Bahçeli ben, 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 niye bunu söylüyor? Daha göre, bir daha eklim Hakan Bey devam etsin. Ya mesela Başak Hanım mesela Tunç Soyer'de Tunç Soyer'de İzmir'de çok yüksek bir oy aldı. Hem de İmamoğlu'ndan daha yüksek bir oy aldı. Mansur mesela, Yavaş da burada aldı. Ha, ben. Aynı şey mesela niye Tunç Soyer yapmıyor? Ya da biz Tunç Soyer'i bu kadar konuşmuyoruz da İmamoğlu'nu hani, bu kadar konuşmuyoruz. Daha çok Mansur yani daha çok Yavaş, Yavaş ve İmamoğlu, İmamoğlu bu konuda öne çıkmış isimler olmadı mı? Göreve geldi. Yani Tunç, Soyer'den daha çok. Tunç Soyer yok. Yani Türkiye genelinde yok. B Bence Mansur, Ma ekledi, Mansur Bey de biraz geride kaldı İmamoğlu. Yok yok Mansur yavaş. B ya Bence İmamoğlu. Ma İmamoğlu biraz daha önde. Şu anda Mansur yavaş biraz önde de. Evet. evet. Ama, Ama yani oluyor, oluyor, İmamoğlu son zaten. yurt gezileriyle biraz daha öne çıktı Hakan Bey. Ya onu biliyorum. Onu biliyorum. Peki. Hulki Bey e, siz dilerseniz tamamlayın buyurun. Şu fotoğrafla tamamlayayım isterseniz. Yani Tamam. İşte bu fotoğraf Diyarbakır'da miting iptal oldu ama ha, evet. e, yani büyütebilirsek gözükür. Büyütemezsek de Bu resimler tamam. PKK'lıları mı şimdi simgeliyor? Burada arkadaki panoda. Evet. Biraz önce anlattı sırrı sakık. O e, resimler PKK'lı mı şimdi? Şehitlerimizi simgelemediği abi. çok net ve kesin. Evet. E, yapılan açıklama şu. Bunlar 1980 ihtilalinde Diyarbakır Zindanı'nda zulüm gören arkadaşlarımız diyorlar. Ama işlerinde bazıları da diyor ki Kandil'de etkisiz hale getirilen PKK'lılar bunlar deniyor. Karışık mı hangisinin dediği doğru değil belli değil. Ama bakın İmamoğlu, Mithas Sancar ve Sırrı Sakık hep bir arada Kemal Bey'in vermeye vermekten özenle kaçındığı kareyi gösteriyor. Bu fotoğrafların başların arkasında da isimler var duvarda. Bu fotokopi olduğu için çok güzel çıkmamış ama bunun renklisi net. Şimdi Atatürk Atatürk'ün itleri, Atatürk'ün generali, it sürüleri diyen birisiyle ben Atatürkçüyüm, Atatürkçü partinin adayıyım diyen insan nasıl yan yana gelebiliyor? Ve yüzü kızarmadan insanların Atatürkçü seçmenden nasıl oy alacak? Ben merak ediyorum ama dediğim gibi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi meselesi olmalıdır. Ta ki bizim önümüze bu kişi aday olarak çıkana kadar. Ee, ondan sonra bizim meselemiz olur. Biz oy verecek miyiz, vermeyecek miyiz ona bakacağız. Ama Kemal Bey'in de böyle bir endişesi olmadığı görülüyor. Ee, kendi parti işlerinde çok farklı fikirler olduğu için. Hani hep söylüyorum düşmeyi uçmak zannediyorlar ama HDP'nin kanatlarıyla uçmaya çalışıyorlar. Ee, bilemiyoruz. yani. Peki. Hakan Bey buyurun. Şimdi efendim ben parti içinde kimin kime gücü yetiyor bilemiyoruz.